Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Meryem Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız Meryem Hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Tekrardan sizi görmek çok... Çok teşekkürler. Ben de çok sevindim sizi gördüğüme tekrar. Ne mutlu bize o zaman. Hadi bakalım. Sormak istiyorum. Kadın doğum kanserleri nelerdir? Kadın doğumun kanserleri, kadının doğumsal organlarının kanserleridir. Sıralamak gerekirse over kanserleri, yani yumurtalık kanserleri, tüplerin kanserleri, tuba kanseri, rahim kanserleri dediğimiz endometrium kanseri, yani rahmin aslında iç sarının kanseri ve rahim ağzı kanseri olarak da adlandırılan serviks kanserleridir. Süper hocam. Peki hocam ben şimdi bir şey sormak istiyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Size getirecek bulgular ve semptomlar nelerdir? Yani biz bir kadın evdeyken yaşadığı problemler ne gibi sıkıntılarla size gelirler? Sınıflamasına göre ayıralım. Yani yumurtalık kanserlerinde bize en sık geliş şikayetleri karın ağrısı olabilir, karında şişlik olabilir, kitlesel lezyona bağlı. Tüm kanserlerde görülen kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetler, gece terlemesi gibi şikayetleri görebiliriz. Sağ veya sol bacağı vuran veya makata doğru vuran ağrı olabilir. Onun dışında rahim kanserlerinde yani endometrium kanserinde adet dönemindeki kadınlarda anormal kanamalar görebiliriz. Yani adetler arası aslında kanamalar, yoğun adet kanamaları, yoğun ve aşırı miktarda adet kanamaları, uzun süren 10 günü geçen adet kanamaları görebiliriz. Onun dışında menopozdaki bir hastada menopoz dönemi sonrasında kanamalarla karşılaşabiliriz. Veya yapılan rutin kontrollerde rahim iç zarının olması gerekenden kalın halde görebiliriz. Yani normalde 5 milim olarak maksimumdur rahim iç zarı kalınlığı menopoz döneminde. Bunu 5 milimin üzerinde görmek bizim için şüphe uyandırır. Mutlaka biyopsi almak gerekir. Onun dışında rahim ağzı kanserinde yine aynı şekilde anormal ara kanamalar, ilişki sonrası kanamalar görebiliriz, kokulu akıntı görebiliriz enfeksiyon dışında ortaya çıkan. Veya yine sağ veya sol bacağı vuran alt bölgeye, pelvis bölgesi dediğimiz alt bölgeye vuran ağrı görebiliriz, ilişkide ağrı görebiliriz. Hastalar bize bu gibi şikayetlerle gelebilirler aslında. Veya hiçbir şikayeti olmadan da hastanın rutin yıllık yapılan jinekolojik muayenelerinde, simir taraması, HPV taramalarında alınan sonraki biyopsilerinde de kanserleri bizler tespit edebilmekteyiz. Peki bu simir testi, HPV testi neden yapılmalı? Ne kadar aralıklarla, kimlere yapılmalı? Biraz da bunlardan bahsetsek. Tabii ki. Simir testi öncelikle cinsel aktif dönemdeki kadınlara yapılan bir testtir. Yani bir kadın bir kez cinsel ilişkiye girdikten sonra düzenli bir cinsel hayatı varsa bizler birinci yılda olduktan sonra kadınlarımıza yıllık simir testini öneriyoruz. Simir testi dediğimiz şey rahim ağzı yani serviksten bir fırça yardımıyla sürüntü alıyoruz ve alınan bu sürüntü örneği patolojide inceleniyor. Bize rahim ağzındaki dökülen hücrelerde aldığımız sürüntüde anormal, normalin dışında hücre olup olmadığını gösteriyor aslında. Kanser yakalama oranı da ortalama %50'dir. Onun dışında genelde simirle birlikte aldığımız aslında kombine bir de HPV testi var. Onun da alımı aynı şekilde oluyor. Yine aynen rahim ağzına sürdüğümüz bir fırça yardımıyla örnek alıyoruz ve o patolojide inceleniyor. Ve orada HPV'nin özellikle bazı tipleri var. Yani kansere sebep olabilen, sihirlere sebep olabilen tipleri. Bunların pozitiflik veya negatifliği tespit ediliyor. Bunun sonrasında da hastamızda gelen patoloji bulgusuna göre bizler hastamızı yönlendiriyoruz. Yıllık öneriyoruz bu testleri. Yıllık jinekolojik muayeneleri önerdiğimiz gibi. Rutinde de her kadın yılda bir kez vajinal muayene ve beraberinde ultrasonografik muayene yaptırmalı diyoruz aslında bizler. Hocam son dönem çok duyuyoruz. Biraz geniş soracağım bu soruyu. Tabii ki. HPV aşısı diye bir şey diyoruz. Hı-hı. Çok dönem, çok trend. Bu HPV aşısı öncelikle nedir? Bir onu merak ediyorum. Bir ikincisi hep böyle işte sonuçta siz kadın doğum doktoru olduğunuz için sırf bayanlar yapılır diye bir algı var. Evet. Erkekler de beraberinde yaptırabiliyor mu? Bunlarla ilgili bilgi verirsiniz. Aslında HPV aşısı, HPV virüsünün bir aşısı. Nasıl ki çocukluk dönemimizde bize yapılan hastalıklarla ilgili viral aşılar varsa, HPV de aynı şekilde bu aşılardan biri. HPV virüsü çoğunlukla, sıklıkla cinsel yolla bulaşır. Ve bulaştığında
HPV'nin tipleri vardır. Bulaşan tipine göre bazı hastalarımızda genital sihirler yapabilmekte, tip 6 ve 11. Bazı hastalarımızda hiçbir bulgu vermemekte. Bazı hastalarımızda da en ileri yapabileceği şeyler, kadınlarda özellikle serviks kanseri, rahim ağzı kanserinden korkarız bizler. Onun dışında anal kanserler, yani makat kanserlerine sebep olabilir. Orofaringeal kanserlere sebep olabilmekte. Erkeklerde de aynı şekilde orofaringeal, anüs ve penis kanserine sebep olabilmekte aslında HPV. Ama tabii burada şunu ayırmak gerekir. Yani HPV pozitifliği kesinlikle kanser olduğunuz anlamına gelmez. Vücuda bulaştıktan sonra aynı bir uçuk virüsü gibi aslında vücudumuzda bizim uyku halinde kalır. Bağışıklığımız zayıflamışsa veya bulaşan virüsün yükü fazlaysa o bölgede hücresel değişikliklere sebep olur. Ve bu hücresel değişiklikler neticesinde de sihir yapabilir 6 ve 11 tipi bulaşmışsa veya 16, 18, 33, 45 gibi tipleri bulaşmışsa da rahim ağzı kanserinin öncü lezyonlarını yapabilir veya rahim ağzı kanserinin de geç kalmış olgularda bizler tespit edebilmekteyiz. HPV aşısında aslında tüm bunların önüne geçmek için öneriyoruz. Ve HPV aşısı kadın erkek tüm bireylere uygulanabiliyor. 9 yaşından sonra uygulanabilmekte. 9-14 yaş arasında 2 doz şeklinde uyguluyoruz. 14 yaşından sonra da 3 doz şeklinde uygulanmakta şu an önerilen aşı uygulaması. Dünyanın birçok ülkesinde aslında çocukluk aşı takviminde. Fakat ülkemizde henüz değil. Hani umarım bir gün aşı takvimine gerçekten girer. Çünkü bir kanserden aşıyla korunabilmek bence çok müthiş bir şey. Ve özellikle bulaştığı zaman çoğu zaman sessiz kalabiliyor. Farkında olunamayabiliyor. Sihir yaptığında evet vücudumuzda bir bulgu var. Hani bunu fark ediyoruz bizler ama özellikle rahim ağzındaki lezyonlar sonuçta içeride bir organ olduğu için çok ileri boyutlarda da tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla aşının olunması bu nedenle önemli. Yani sadece kadınlar aşı yaptırır gibi bir durum söz konusu değil. Sonuçta cinsel yolla bulaşıyor, partnerler birbirine bulaştırabiliyor. Hem kadın hem erkeği aşıladığımız zaman aslında hem HPV virüsünü hem bunun yol açtığı patolojileri, hastalıkları ortadan tamamen kaldırıyoruz. Dünyada örnekleri var. İskoçya mesela aşıyı yaygınlaştırarak HPV'nin sıfıra indirmiş durumda şu an. Yani rahim ağzı kanserini de aynı şekilde oldukça azaltmış durumda. Peki şey, yani konu dağılmadan sormak istiyorum. Bunun belli yetişkinlerde var mı ya da bulguları gördükten sonra olabiliyor mu bu aşı? Şöyle, bizler tabii ki taramaları yine yapıyoruz aşı öncesinde, özellikle cinsel aktifse hastamız. Yine HPV taramasını öneriyoruz, simirini öneriyoruz. Eğer muayenesinde gördüğümüz, gözle gördüğümüz bir bulgusu yoksa aslında yine de diyelim ki hasta HPV tip 16 pozitif ve yaptığımız muayenesinde herhangi bir bulguya rastlamadık. Bizler o hastaları takibe alıyoruz, yıllık takibe alıyoruz. Gereğinde bazen kolposkopi dediğimiz, yani rahim ağzının mikroskop ve bazı boyalarla boyanarak incelenmesiyle biyopsiler yapabiliyoruz. Fakat bunu yapmadık veya yaptık herhangi bir patoloji bulmadığımızda da yine bizler hastamızı yıllık takipleri alıyoruz. Ve tek bir tipi pozitif olsa da aslında diğer tiplerinden korunma amacıyla yine de HPV aşısı öneriliyor pratikte. Ama tabii ki önemli olan hani aşının temel mantığı da hastalığa hiç yakalanmadan, hiç bulaşmadan yapılması. Yine de toplumda tüm bireylere öneriyoruz. Cinsel aktif olmak şart değil. Ergen bireylerden itibaren de uygulanabilmekte aslında. Az önce bir jinekolojik muayeneden bahsettiniz. Hı hı. Yani yılda bir kez olması evet. gerektiğinden maalesef ki hep ötelenir böyle bir şeyler ama bunun öneminden biraz bahsetsek. Bu muayene nasıl olur? Yani izleyicilerimi biraz bu konuda aydınlatsak. Evet. Şöyle, kadın doğumun aslında tüm organları içeride. Yani bizim gözle görebildiğimiz, hastalarımızın gözle görebildiği herhangi bir bulguyu çoğunlukla vermiyor. Dış genital organlar dışında. Ve asıl büyük problemleri de bizler kanserleri de içteki organlarda daha sıklıkla görmekteyiz. Hani vulva kanseri dışında, mesela vulva kanserini es geçtim az önceki ilk sorumuzda ama dış bölgenin, dış genital organların kanseridir aslında vulva kanseri de. Şimdi jinekolojik muayene dediğimiz şey bizim toplumsal bir tabumuz var. Bize hasta muayeneye geliyor. Muayeneye hazırlanın dediğimizde cinsel aktif bir bayan dahi olsa vajinal muayene olmak istemiyor. Aslında yapılan ultrasonografik muayene bizim sadece karın içerisindeki organları gördüğümüz bir muayene. Yani neyi görüyoruz? Rahimi görüyoruz, yumurtalıkları görüyoruz. Tüplerde normal bir durum varsa onu görebiliyoruz. Fakat rahim ağzında, yani serviks dediğimiz organda herhangi bir patoloji varsa biz bunu ultrasonla göremeyiz. Veya dış genital bölgede, vulvada herhangi bir problem varsa biz bunu aynı şekilde veya vajinada bir problem varsa biz bunu vajinal muayene yapmadan göremeyiz. Aslında yıllık önerdiğimiz şey cinsel aktif her kadının rutin bir kez vajinal muayene ve beraberinde ultrasonografik muayene yapılması.
herhangi bir şikayeti olmasa dahi. Eğer hastanın şikayeti varsa, karın ağrısı olabilir, anormal akıntısı olabilir, normalin dışında bir vajinal kanaması olabilir. Bu durumlarda bu muayene tabii ki sıklığı tekrarlanabilir. Ancak herhangi bir bulgusu yoksa yılda bir kez vajinal ve beraberinde ultrasonografik muayeneyi öneriyoruz. Cinsel aktif bir kadın değilse de veya bir ergen bireyse de yine de yılda bir kez ultrasonografik muayeneyi öneriyoruz. Çünkü oradaki kistler bazen saptadığımızda erken dönemde ameliyat edildiği zaman çok erken evrede saptanmış olabiliyor. Bu hastalıklar özellikle kanserler ve tedaviye uyum ve tedavi başarı oranı daha da yükseliyor. Bu nedenle bulgu olmasa dahi tüm kadın bireyin yılda bir kez muayene olması gerekmekte. Tabii ki cinsel aktif olmayan gruba vajinal muayene yapmıyoruz ama dış genital muayene de en azından bir kez yapılabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Toptu. Kendisiyle kadın doğum kanserleri hakkında konuştuk. Çok da doyurucu bilgiler aldık. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.